2016 yılı Ocak ayında yapımına başlanan okul kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim öğretim hayatına yetiştirildi. Çünkü burada buraya katkıda bulunan bütün emeği... Açılış töreninde ilk konuşmayı İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin yaptı. İnegöl Türkiye'nin örnek üretim merkezlerinden biridir. Mobilya ve tekstil sektörünün yoğun olduğu İnegöl'de 3 tane organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Başkanlığını yürüttüğüm İnegöl Organize Sanayi Bölgesi bunlardan biridir ve Türkiye'nin ilk ilçe organize sanayi bölgesidir. 1977 yılında kurulan bölgemizde ağırlıklı olarak tekstil, orman ürünleri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren 68 fabrika üretim yapmakta ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu fabrikalarda yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizdeki kuruluşlar yılda 500 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirmektedir. Bölgemizin bir diğer özelliği de Türkiye'nin ilk ilçe genel arıtma ve çamur kurutma tesislerine sahip olmasıdır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü hepimize bir defa daha göstermiştir ki dinamik, açık fikirli, sorgulayan, üretken, sorumlu, istikbalimizi kurtaracak ve kollayacak nesilleri öncelikle milli eğitim camiamızın milli ve yerli fedakar öğretmenleri yetiştirmelidir. Bu sorumluluğun bilincinde olduğundan kuşku duymadığımız Maarif Teşkilatımıza ve özellikle açılışını yapmış olduğumuz okulumuzun öğretmenlerine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Daha sonra Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da bir konuşma yaptı. Bu şehirde 2003 senesinde 6 tane lise vardı. 2870 tane çocuk 60 kişilik sınıflarda İnegöl Lisesi'nde, eski İnegöl Lisesi'ni kastediyorum, okuyordu. Bugün İnegöl'de 24 tanesi devlet, 6 tanesi de özel olmak üzere tam 30 tane lise var. Bu nasıl gerçekleşti? Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde hem de iş adamlarına eğitime %100 destek kapsamında başlatmış olduğu hamle, AK Parti'mizin bu noktadaki açılımları, tabii ki hem geçmişte görev yapan Milli Eğitim Bakanlarımız hem de sizlerin çok büyük katkı ve destekleri, milletvekillerimizin beraberinde çok değerli iş adamlarımızın, yine İnegöl Belediyesi olarak İnegöl özelinde İnegöl Belediye'mizin arsa tahsisleriyle, çevre düzenlemeleriyle, hatta bizzat yaptığı binalarla, hasılı bu güç birliğiyle beraber bugün hamdolsun Türkiye'de ulaşımda, sağlıkta, ticarette, her alanda hamleler yapıldığı gibi eğitimde de çok ciddi hamleler yapıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de bir konuşma yaptı. İl ve ilçe milli eğitimle istişare ederek ihtiyaç nerede oraya yapalım diye karar verdik ve yine İnegöl'ümüzün en güzel mahallelerinden biri olan Akhisar Mahallesi'ne bu yatırımı gerçekleştirmesi için protokol imzaladık. Hamdolsun Rabbim bizi mahcup etmedi. Sanayicilerimiz de olanca güçleriyle çalıştılar ve bir yıl gibi sürede hakikaten içini gezdiğinizde göreceksiniz. Özel okullardan çok çok daha kaliteli, özen göstererek yaptıkları, kendi çocuklarının okuyacağı anlayışla özen göstererek yaptıkları bir eğitim yuvasına kavuştuk. Ben çok mutluyum, bahtiyarım. Şahin'in ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük bir konuşma yaptı. Ben bu okulu ilçemize kazandıran başta Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin Beyefendi'ye, bütün iş adamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu okulun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, bir ay içinde iki kere ilçemize teşrif ettiniz. Yoğun Ankara mesaisine rağmen varlığınız, burada sizleri görmek bizlere her zaman güç veriyor, kuvvet veriyor, motivasyonumuzu artırıyor. Sizlere en derin şükranlarımı arz ediyorum. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin en güzel yeri Bursa, Bursa'nın en güzel yeri İnegöl dendi. Nereye severseniz sizin için en güzel yer orasıdır diye konuştu. Gerçekten İnegöl'e yakışır, çok güzel bir eser kazandırır için Organize Sanayi Başkanımız Zeki Şahin Bey'e, onun yönetim kuruluna, buradaki bütün sanayicilere Allah yüzlerimizi hak eylesin diyoruz. İki kapılı bir handayız. Geldik gideceğiz. Menzile yüz akıyla varmak lazım. Yüz akıyla varmak için hayır yapmak lazım. Bu hayırların en güzeli ilimden gidilen yolun sonu karanlıktır denildiği gibi yolu aydınlatmak lazım. O yolu
işte bu eğitim kurumları aydınlatacak. Ve inanıyorum ki burada buraya katkıda bulunan, bütün emeği veren belediye başkanımız dahil, çünkü yolunu, çevre düzenlemesini, diğerini o yapmıştır. İnşallah sizin yarın mendile vardığınızda 100 dakika olacak. Sadaka-i cariye diyorlar değil mi ona? Yani daha Türkçesi kapanmayan hayır defteriniz oldu. Bu yolda durmayacağız demek ki, devam edeceğiz. Yapanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından okulda emeği geçen iş adamları adına İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin'e plaket takdim edildi. Dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak açılan okul protokol üyeleri tarafından gezilerek incelendi.